Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tasarım daha yapacağız. Bu sefer işi birazcık daha geliştirdim. Bu sefer tilki çizeceğiz hep beraber. Şimdi önce bir yandan anlatayım. Şu kuyruğunu çizmek istiyorum. Çünkü en önde bu var. Yani aslında bunda diğerleri gibi pek anlatılacak bir şey de yok. Ama yine de şöyle yani benzer şeyleri tekrardan üstünde geçmekte fayda var. Çünkü unutulabiliyor. Bir de hani anlatırken yapıyor olmak daha eğlenceli bence. Şöyle şunu da aşağıya alalım. Bu kuyruğumuz. Bir de şunları kitlemek istiyorum. Şunu ve aşağıya alacağım. Aynen. Aslında basit. Hani çok bir şey yok. Hani kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey bence. Şöyle. Bu aletimizin adı kavis aracı. Bununla çizmek daha kolay. Yani böyle yuvarlığa yakın işte şeyleri olan hani yuvarlak hatları olan resimleri, görselleri çizmek bununla daha kolay. Yani bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle alta basarak sivrileştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bu kıvrımlarını ekstra şeyden daha sonra çizgiler, konturlar çizerek daha belirginleştireceğiz. Şimdilik ana hatlarını bu şekilde çizmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle, aslında burnunu ayrı bir parça olarak da çizebilirsiniz. Ama hani öyle uğraşmayalım, böyle çizelim derseniz böyle de olur. Şuraya tekrar alta basaraktan orayı yönünü çevirmesi daha kolay olur. Öbür türlü şöyle bir sonuç oluyor. Hani diyelim ki yapmadınız. Şöyle orası yuvarlak kalıyor. Hani yuvarlak formda kalmaya çalışıyor diyelim daha çok. Bu da hani görseli tam güzel göstermiyor. Şöyle tamamlayalım. Şunu da alta basarak düzeltelim. Şimdi renk skalamız bunlar. Bunları göstermemizi istemişsiniz. Fakat hani şöyle yapabilirim. Şurada renk kodları mevcut. Hani görebiliyorsunuz diye umuyorum. Şöyle renk kodlarını teker teker görebilirsiniz. Hani şöyle tekrar göstereyim. Yani durdurup yazmak isteyen olursa diye ağır ağır yani bekleyerek göstereyim. Renk kodlarını görmek istiyormuşsunuz çünkü öyle bir yorum aldım. Şunu bir üst katmana getirelim. Bu üstte olacak. Şimdi bu kuyruğunun thumbnail'da da görmüşsünüzdür videonun kapağında. Burası iki parça halinde yapmak istiyorum. Şöyle hani şöyle çapraz çapraz yaparsak rastgele hani bir ayarı bir şeyi olmadan şöyle şöyle yapıp bunu şuradan şu aletle iki parça halinde yapabiliyoruz.
Şöyle. Şimdi kuyruğumuzun ucunun rengi en açık renk olan şu krem rengi yapacağım. Bu kısmı da turuncunun açık rengi olanından yapacağım. Diğerini yine aynı şekilde bunları şeffaflaştırıyorum. Arkasını görebileyim diye. Bunların üzerine diğer renkleri ekleyeceğim. Şimdi bu kısmı birazcık hızlandırıyorum. Sonuna doğru tekrardan durup üstünde konuşuruz. Buraları aynı bu şekilde hani yine bu iki aracımızı kullanarak çizimimize devam edeceğiz. Grafik tabletlerle de yapabilirsiniz bunları. Hani belki daha kolay olur demeyeyim de daha hızlı olur diyebilirim. Aynı sonucu alır, daha iyisi olur. Çok çok daha iyisi olabilir. Hani onda hemfikiriz. Fakat hani hepimizin grafik tableti alacak gücü yok. Hani kaldı ki dolar, euro aldı başını gidiyor. O yüzden hani böyle şeyler birazcık lüks haline geldi. Şöyle şu eklemek istediğim renkleri de ekleyelim. Şunun puntosunu arttıralım. Buradan bunlara şekil verebiliyoruz. Yani işte fırçaymış gibi işte inceden kalına doğru giden ya da ortada birazcık kalınlaşıp tekrardan incelen bir direkt kalından inceye doğru giden objeler çizebiliyoruz. Şöyle şu benim hoşuma gitti. Bunu da yine diğer videolarımızda kullandığımız gibi şu uç kısmını hemen keseceğiz. Kestik gitti. Aynen. Şu katmanı da ben burada kilitlemek istiyorum. Hani bu şekilde böyle böyle bunları çizmeye devam edeceğiz. Şöyle kulağın iç kısmını çizelim. Şuraya tekrardan bir alta basaraktan şöyle bu kulağı böyle çizelim. Böyle bir yaprakmış gibi düşünebilirsiniz buraları. Yani gözünüzde öyle bir şey canlanırsa daha doğru olur. Şimdi bu kulağın şuradaki iç kısmındaki gölgesini de bunu daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşündüm. Şöyle karar verdim. Şöyle şuradan bu tarafa, buradan bu tarafa. Aynen. Şunu belki birazcık daha yapabiliriz. Bunu da bir koyusu olan şu renkten yapalım. Hani şöyle bir görüntü elde edebiliriz o zaman. Yani kulağın o koyuluk kısmını böyle yapabiliriz. Aynı şekilde hani buradaki açıklık koyuluk kısımlarını da renklerle yapacağız. Hani flat desen yapmamızın amacı bu zaten. Şimdi videoyu birazcık hızlandıralım. Evet, şimdi hani tasarımımızı bayağı toparladık. Şöyle ekstra
güzel görünmesi için gölgeler veya işte parlamalar ekliyoruz. Yani bunu yapmamızın tek amacı hani işte bu koyuluk açıklık değerlerinin birazcık daha yoğunlaşıp hani daha doğru bir hal almasını, daha güzel olmasını, bir emek harcanmış gibi görünmesini gibi değil. Gerçi emek harcanıyor ama hani böyle biraz daha göze dolgun gelmesini sağlayacak şekilde çizimimizi doyuruyoruz diyelim. Hani bu bir doyurmaktır bence. Hani şöyle baktığımız zaman gözümüz biraz daha hani renk görsün, birazcık daha dolu gelsin görsel. Çünkü bu parlamaları çıkarttığımız zaman ortada pek hani bir emek sarf edilmiş bir şey yapılmış gibi bir şey gözükmüyor. Yani bunu biraz uğraşsanız zaten o halini kolaylıkla çizebilirsiniz. Hani öbür türlü bunu gerçekten hani yapıyor olmamızın bir anlamı kalmaz. O yüzden bu şekilde birazcık daha gözümüzü doyuran ışıklar, gölgeler eklemenizde fayda var. Şimdi şu son eklemek istediğim şeyleri de ekleyip videoyu bitireceğim. Şöyle. Şöyle bence gayet güzel. Birazcık daha eklemeler yapılabilir. Belki arka tarafına böyle şeyler yapılabilir. Hani yeşil çiçekler, ağaçlar filan yapılabilir. Böyle birazcık daha görselin ön plana çıkması için böyle arka planına böyle küçük fazla belirgin olmayan ya da zıt renklerde böyle yapraklardır, ağaçtır, o tür şeyler yapılabilir. Bence yapılmalı da çünkü görseli birazcık daha ön plana çıkartmak için bu şart değil fakat olsa güzel olur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu arada linki de aşağıya bırakıyorum. Eğer isterseniz hem linki hem renkleri hem de çalışmayı indirebilirsiniz. Kullanmak isterseniz de aynı şekilde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kolay gelsin.